Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf A-Staff'ın 11. föyündeyiz. Yeni bir üniteye başlıyoruz. Denklem ve eşitsizlikler ünitesi. Birinci föyde, bu konunun birinci föyünde sayı kümelerini göreceğiz. Aslında bu sayı kümelerini biliyoruz. Birinci sayı kümesi doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırla başlar. Yani sıfır bir doğal sayıdır ve en küçük doğal sayı sıfırdır arkadaşlar. Sıfırdan başlayacak birer birer. 1, 2, 3, 4 nereye kadar gider? Sonsuza gider. Yani sonsuz elemanlı bir kümedir. Doğal sayılar kümesi. Pozitif doğal sayılar ise sıfır hariç bütün doğal sayıları aldığımızda pozitif doğal sayılar oluşuyor ve bu pozitif doğal sayılar kümesine biz ne diyoruz? Sayma sayılar diyoruz. Sayma sayıları birden başlar. Yani sayma sayıları ile doğal sayılar arasındaki tek fark sıfırdır arkadaşlar. En küçük doğal sayı sıfırdır. A ve B iki basamaklı doğal sayılardır. İki basamaklıymış, dikkat edelim. Toplamları 80 olduğuna göre kaç farklı A, B sıralı ikilisi yazılabilir? A'nın en küçük değerinden başlayalım. Hani A artı B 80'miş. A minimum 10 olabilir. Buna karşılık olarak B 70 olur. Şimdi ben A'yı her artırdığımda, 1 artırdığımda B'nin değeri de ne olacak? 1 azalacak. 11'e 69, 12'ye 68 şeklinde gideceğiz ve en son A'ya en büyük 70 verebilirim. B'ye de buna karşılık en az 10 verebilirim. Çünkü eğer ben A'yı 71 yaparsam B 9 olur ki iki basamaklı olmaz. Bu şartı sağlamaz. Şimdi bunları sıralı ikili gibi düşündüğümüz zaman arkadaşlar burada kaç tane sıralı ikili var? Bakın 10'dan başladık. 10, 11, 12, 70'e kadar gittik. Buradaki terim sayısını nasıl buluyoruz? Son terim eksi ilk terim yani 70 eksi 10 bölü artış miktarı birer birer gidiyor artı 1. Yani 60 bölü 1'den 60 artı 1'den 61 tane sıralı ikili vardır. Tam sayılar kümesi eksi sonsuzdan gelir arkadaşlar. Artı sonsuza kadar gider. Tam sayılar kümesini biz pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfır olacak şekilde 3 kümeye bölebiliriz. Pozitif tam sayılarla pozitif doğal sayılar kümesi aynı. Bu kümeye aynı zamanda biz ne diyoruz? Sayma sayıları kümesi diyoruz. Negatif tam sayılarda sayma sayılarının yani pozitif tam sayıların aynı sayıların eksilisi arkadaşlar. Üçünü sıfır işaretsiz olduğu için pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfırı birleştirdiğimizde tam sayılar elde ediyoruz. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayı olduğu için doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin alt kümesidir. Tam sayılar sayı doğrusunda aşağıdaki gibi gösterilir. Yani nokta nokta gösterilir. A ve B birer tam sayıdır. A çarpı B 42 olduğuna göre A artı B ifadesini alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? A çarpı B 42 ise ben toplamlarının büyük olmasını istiyorsam sayıları birbirine uzak seçeceğim. En uzak pozitif bir de pozitif seçeceğim büyük olması için. En uzak yani en küçük pozitif tam sayı 1 olduğu için en uzak 1'e 42 seçebilirim. 1 ile 42'nin çarpımı 42'dir. Bu durumda A artı B ne olur? Maksimum olur. 1 artı 42'den 43 olur. Bu A ve B sayıları tam sayı olduğu için minimum değerde en küçük değerde bu değerin eksilisidir. Yani eksi 1'e eksi 42 veririm artık. Hangisine verdiğimin bir önemi yok. Çünkü toplamları her iki durumda da ne olacak? Eksi 1, eksi 42'den eksi 43 olacak. Yani en büyük değer 43, en küçük değer eksi 43. Ne kadar fazladır diyor. En büyük değerden en küçük değeri çıkaracağım. Eksi eksiden artı 43 olacak. 43 artı 43'ten 86 olacak. Rasyonel sayılar kümesi. Bir diğer sayılar kümemiz. B sıfırdan farklı olmak üzere A ile B tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayılar denir. Yani bir kesir olacak. Bu kesirin bir payı bir de paydası olacak. Fakat payda sıfırdan farklı olacak ve pay ve payda tam sayı olacak arkadaşlar. Bu da matematiksel gösterimi. Pozitif rasyonel sayılar ve negatif rasyonel sayılar olarak ayırabiliriz. Sıfırda bir rasyonel sayı mıdır? Hani pozitif negatif diye ayırdık. Sıfırda bir rasyonel sayıdır. Sıfırın paydasına sıfır hariç her şeyi yazabiliriz. Veya her tam sayının paydasına bir yazabiliriz. 3'ün paydası 1, 5'in paydası 1, eksi 5'in paydası 1. Dolayısıyla her tam sayı bir rasyonel sayı olduğu için tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin alt kümesi olur.
Devirli ondalık sayıların rasyonel sayılara çevrilmesi. Eğer elimizde bir devirli ondalık sayı varsa bunu birazdan göreceğiz. Nasıl çeviriyoruz? Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. Payı yazarken arkadaşlar virgülü dikkate almıyoruz. Virgülü dikkate alma. Paydayı yazarken ise ondalık kısma bakıyoruz. Hani devirli ondalık sayılar nasıldır? Bir tam kısmı vardır, bir de ondalık kısmı vardır. İşte devreden mesela burada şuysa, d ise paydayı yazarken bu sayının iki tane ondalık basamağı olduğu için iki basamak yazarız. Biri devrediyor, biri devretmediği için bir tane 9, bir tane 0 yazarız. Şimdi bunu pekiştirelim. 0, 4, 4, 4 diye gittiği için burada 4 devrediyor. Bu sayıyı rasyonel sayıya çevirirken sayının tamamı. Payı yazarken virgülü dikkate almıyorum. Virgülü görmezden gelelim. Bu sayı nedir? 0, 4'tür. Devretmeyeni çıkaracağım. Devredeni kapat. Eksi 0. Bölü paydayı yazarken bir basamak yazacağım. Bir basamağı ondalık olduğu için. O da devrediyor. Devrettiği için 9 yazacağım. Yani 4 bölü 9. Yani biz kısaca bir basamak devrediyorsa biz bu sayıları paydası 9 olarak ifade edebiliriz. Mesela 0 tam 10'da 2, 2 devrediyorsa 2 bölü 9'dur diyebiliriz. B seçeneğinde de yine aynı yöntemi uyguladığımızda arkadaşlar ne olacak? 9 bölü 9 olacak. 9 bölü 9'dan sonuç 1 olacak. Şimdi burada bir not verelim. Eğer devreden 9 ise bir üst basamağı 1 artırırız. Devreden sayıyı sileriz. Örnek verelim. Mesela 7,19. 9 devrediyor. Ne yapacağız? Bir üst basamağı 1 artıracağız. Yani 7,2 yapacağız. 9'u da sileceğiz. Mesela 19, 9 devrediyor. Bir üst basamağı 1 artırdık. 2, 9'u sildik gibi. C seçeneğine gelelim. Bunu not alabilirsiniz. 39, 39, 39 devrediyor. Bakın burada 10'u kullanamayız. Çünkü devreden 9 değil. Devreden 39. Diğer yöntemden yapacağız. Sayının tamamı 139. Devretmeyen kısım 1. Devretmeyeni çıkardım. Paydaya 2 basamak yazacağım. Çünkü 2 tane ondalık basamak var. İkisinin yerine de devrettiği için 9 yazıyorum. Yani 138 bölü 99 oluyor. Sadeleşiyor mu? 138'in rakamlarını toplarsak 11, 12, 3'ün katı 3'e bölünür. 99 da yine rakamları toplamı 18 olduğu için 3'e bölünür. 3 ile bölünme kuralını da işleyeceğiz. 3'e böldüğüm zaman 46 yapar. 3'e böldüğüm zaman 33 yapar. Artık bunlar sadeleşmez, böyle kalır. Yine bu sayıyı sayının tamamı 0, 23 yani 23. Eksi devretmeyen 0, 2 yani 2 bölü 2 basamak yazacağım. Biri devrediyor, biri devretmiyor. Bir tane 9, bir tane 0 yazacağım. Yani 21 bölü 90'dan ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 30 olur. İrrasyonel sayılar. İrrasyonel demek rasyonel olmayan demek. Rasyonel olmayan demek olduğu için iki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılar da deniyor. Çünkü rasyonel sayılar iki tam sayının oranı şeklinde yazılıyor. İrrasyonel sayıların ondalık açılımında tekrar yoktur. Yani devretmezler. Mesela pi sayısı hiçbir zaman tekrara düşmez. İrrasyonel sayıdır. Yine kök 5 yani kökten çıkamayan sayılar irrasyoneldir. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kesişimi boş kümedir. Yani ortak elemanı yoktur. Zaten tanım gereği rasyonel sayılar, burası ise rasyonel olmayan sayılar. Tamamen ayrık kümeler. O yüzden ortak elemanları olmaz. Geldik gerçek sayılar kümesine. Gerçek sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye. Ne denir? Gerçek sayılar denir. Yani rasyonel sayılarla rasyonel olmayan sayıların hepsini bir kümede birleştiriyoruz. Reel sayılar oluşturuyoruz. Yani reel sayılar ne yapıyor? Hem rasyonel sayıları kapsıyor, hem irrasyonel sayıları kapsıyor. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar reel sayılar kümesinin alt kümesi arkadaşlar. Reel sayıları pozitif reel sayılar, negatif sayılar, reel sayılar ve sıfır olarak 3 ayrı kümede birleştirebiliriz.
Evet, sayılar kümesi arasındaki ilişki evrensel küme burada reel sayılar oluyor. Çünkü bütün sayılar kümesini kapsıyor. Bunun için de rasyonel sayıları ayrı, irrasyoneli ayrı çiziyoruz. Bunlar ayrı kümeler, tamamen birbirinden ayrı, ortak elemanları yok. Tam sayıları rasyonel sayıların içine, çünkü her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayı. Doğal sayıları da tam sayıların içine çiziyoruz. Çünkü her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayı. Hangisi yanlıştır? Şimdi şıklarda birleşim ve kesişim işlemleri var. Z birleşim rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini kapsıyor. Yani tam sayılar rasyonelin alt kümesi. Birleşmede kümeler birbirinden alt kümesi ise neyi alıyorduk? Büyük kümeyi alıyorduk. Büyük küme rasyonel sayılar olduğu için doğru. Yine birleşmede, gerçi bunlar birbirlerinin alt kümeleri değiller. Bu direkt reel sayıların tanımı. Zaten reel sayıları rasyonelle, rasyonel olmayanların birleşimi olarak tanımlıyorduk. Doğru. Rasyonelle, reel sayılarla rasyonel sayıların kesişimi rasyonel sayılar mıdır? Bunlardan hangisi küçük? Tabii ki rasyonel sayılar, reel sayıların alt kümesi olduğu için küçük olan rasyonel sayılar. Dolayısıyla cevap doğru, çünkü küçüğü almış. Rasyonel olmayanla reel sayıları birleştirirsek, yine rasyonel olmayanlar reel sayıların alt kümesi olduğu için birleşimde büyük küme gelecek. Doğru. Cevabımız Edirne. Neden Edirne? Reel sayılarla tam sayıları birleştirdiğimizde tam sayılar demiş. Oysa reel sayılar tam sayıları kapsıyor. Birleşimde büyük küme olması lazımdı. R olması gerekirdi. Sonlu bir K kümesi için her x eleman K ise x'in karesi elemandır K olduğuna göre. Yani x K kümesinin elemanıysa karesi de K kümesinin elemanı olacakmış. Hangileri doğrudur? K alt kümestir doğal sayı ise, yani bu K kümesi bu şartı sağlayan sonlu bir K kümesi, doğal sayıların alt kümesi ise 2 elemanlıdır diyor. Gerçekten de doğru mu? Şimdi K kümesini yazmaya çalışalım. Doğal sayı olduğu için minimum sıfırdan başlayacağım. Sıfır kümenin elemanı olsun. Sıfırın karesi yine sıfır olduğu için kendisi de karesi de kümenin elemanı sağlar. 1. 1'in karesi yine kendisine eşit olduğu için kendisi de 1 de kümede var. Yani x de elemanı, x'in karesi de elemanı. Bu ikisi şartı sağlar. Şimdi 2'ye geçtiğim zaman arkadaşlar, 2'nin kendisi var ama karesi yok. O yüzden karesinin de bulunması için 4'ü eklemem lazım. Bu durumda 4'ün kendisi var. Karesinin de bulunması için 16'yı eklemem lazım. 16'nın kendisi var. Karesi de derken bu ne olacak? Sonlu bir küme olmayacak. Bu şekilde, yani birden sonraki her sayının karesi kendisinden büyük olduğu için ve o sayıların da kareleri kendisinden büyük olacağı için hep ne olacak arkadaşlar? Hep bir sonraki sayıyı yazmak zorunda kalacağız. Küme sonlu küme olmaktan çıkacak. O yüzden biz kümeyi nerede sonlandırmalıyız? 0 ve 1'de sonlandırmalıyız. Yani küme 2 elemanlıdır. Doğru. İkinci seçenekte K alt kümesidir. R ise, yani K reel sayıların bir alt kümesi ise K'nın eleman sayısı 3'tür. Yine neyi düşüneceğiz arkadaşlar? Karesi ve kendisi bu kümede olacak. Şimdi reel sayı dediği için negatif olan eksi 1'i de alabilirim. Eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi 1 varsa 1 de olacak. Tamam, 1'i de yazalım. Zaten 0 ve 1 problem çıkarmıyor. Şimdi 0 ve 1 yanına eksi 1 de koyduğumuz zaman problem çıkıyor mu? Eksi 1'in kendisi ve karesi var. 0'ın kendisi ve karesi var. 1'in kendisi ve karesi var. Zaten pozitif tarafı incelemiştik. Bozuyordu. Yine reel sayı dediği için 0 ile 1 arasında reel sayılar var. Onları da işin içine kattığımda, mesela 1 bölü 2 işin içine kattığım zaman yine karesi 1 bölü 4 farklı bir sayı gelecek. Yine şurada üstte olduğu gibi bir sonsuzluk gelecek. Sonlu küme olmayacak. Yine eksi 1'den küçük sayıları işin içine kattığımda sonsuzluk gelecek. O yüzden 3 elemanlıdır. Doğru. Pozitif tam sayı ise eğer K kümesi, pozitif tam sayı ise eksi 1'i ve 0'ı alamayacağım. Sadece 1'i alabileceğim. Dolayısıyla 1 elemanlıdır. Doğru. Yani hepsi doğru. Pisagor teoremi belki daha önce görmüşsünüzdür. Bir dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenarın hipotenüs karesi, yani karşısındaki kenara hipotenüs diyoruz. 90 derecenin karşısı hipotenüs. Dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Dik kenarların karelerini topluyoruz. A kare artı C kare B kareye eşit oluyor. Bu hipotenüs Pisagor teoremi oluyor. Şimdi kökü sayısını sayı doğrusunda
gösterelim. Bu yöntemi bizden Pisagor teoremiyle bulmamızı istemişler ki Pisagor teoremini önce vermişler. Hani çok gerekli mi? Çok da gerekli değil ama yine de bilginiz olsun, gösterelim. Şimdi bir birimlik bir kenar alıyorum arkadaşlar. Üçgen çizeceğim. Üçgenin bir kenarı bir birim. Yani dört tane kareye denk geliyor. Diğer kenarı da bir birim olacak. Yani ikizkenar bir üçgen çiziyorum. Dik üçgen çiziyorum. Şimdi neden dik üçgen çiziyorum? Çünkü kök 2 sayısı bu dik üçgenin, hani bura 1, burada 1 ise Pisagor bağıntısı uygularsam buraya x diyeyim. 1'in karesi artı 1'in karesi neye eşit olacak? X'in karesine. Dolayısıyla 1 artı 1 2, x'in karesi ise her tarafın kare kökünü alırsam x eşittir kare kök 2 olur. Yani hipotenüs kök 2 olur. Şimdi ben kök 2 uzunluğunu sayı doğrusunda göstereceğim ya. Burada şunu yapacağım arkadaşlar. Bu O noktasını çemberin merkezi gibi düşünün. Çemberin merkezi gibi düşünün. Çemberin de yarı çapını kök 2 gibi düşünün. Ve çemberi çizmeye çalışın. Çember yaklaşık olarak bu şekilde olacaktır. Çemberin yarıçapı demek, şurayı tam güzel çizemedim. Çemberin yarıçapı demek ne demek? Çemberin merkezinin çemberin üzerine olan uzaklığı hep kök 2 demek. O yüzden ben buradan da şu noktaya uzattığımda çemberin yarıçapına eşit olacak. Yani burası da kök 2 birim olacak. Dolayısıyla kök 2 birden büyük olacak. Peki 2'den küçük mü arkadaşlar? Şimdi ben burayı 4 kareyi 1 aldığım için diğer 4 kare ne olacak? 2'ye karşılık gelecek. Dolayısıyla kök 2 sayısı tam olarak 1 ile 2 arasında olacak. Yani sayı doğrusunda gösterimi bu. Her köklü sayıyı sayı doğrusunda gösterirken bunu kullanmak zorunda değiliz. Başka bir yöntem uygulayabiliriz. Mesela kök 2'nin sayı doğrusunda gösterimini başka bir yöntemle bulmaya çalışalım. Karesini alalım. Bunun karesini aldığımda ne yapar? Karesi 2 yapar. Şimdi tam sayıları düşünelim. Tam sayıların karelerini alalım. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Şimdi bu 2 hangi iki kare arasında, hani karesini alarak kıyaslıyorum, 1 ile 4 arasında. Demek ki kök 2 sayısı 1 ile 2 arasında. Yani sayı doğrusunu çizersek şuraya, birkaç tane sayı yazarsak, işte 0, 1, 2, 3, 4 dersek, kök 2 nerede olmuş oluyor? Hangi iki sayının karesi arasında kök 2'nin karesi? 1 ile 2'nin. Dolayısıyla kök 2 burada oluyor. Hatta hangisine daha yakın? Bakın 1'e daha yakın olduğu için 1'e daha yakın olacak kök 2. Mesela başka bir örnek verelim. Kök 3 nerede? Kök 3'ün karesini al. 3. Yine 1 ile 4 arasında olduğu için sayı yine 1 ile 2 arasında olacak. Bu sefer 2'ye daha yakın olacak. Başka bir örnek. Kök 10 nerede? Kök 10'un karesini alalım. 10. 10 hangi iki kare arasında? Bakın 3'ün karesi ile 4'ün karesi arasında. Ve 3'e daha yakın. Dolayısıyla kök 10 3 ile 4 arasında ve 3'e daha yakın olacaktır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçek sayılarda toplama işleminin özellikleri. A, B ve C gerçek sayılar olmak üzere gerçek sayılarda toplama işleminin özelliklerini inceleyelim. Bir kapallık özelliği ne demek? İki gerçek sayıyı topladığınızda, iki reel sayıyı topladığınızda yine reel sayı olur. Değişme özelliği. Ha A ile B'yi toplamışsın, ha B ile A'yı toplamışsın. Yani yer değiştirmişsin, sonuç değişmez. Birleşme özelliği, parantezinin yerini değiştir, sonuç değişmez. Toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Herhangi bir reel sayı sıfırla topladığında yine kendisi olur. Ters eleman, ters elemanı bulurken arkadaşlar bir elemanın tersiyle topladığınızda sonucun etkisiz elemanı vermesi lazım. Etkisiz eleman sıfır olduğu için bir reel sayıyı eksilisiyle topladığınızda sıfır olacağı için bir A sayısının toplamaya göre tersi eksilisidir.
2'nin toplama işlemine göre tersi 2'yi neyle toplarsam 0 diyorum. Eksi 2. Veya kısaca hiç böyle uğraşmazsınız. İşaret değiştireceksiniz. 2'nin toplamaya göre tersi eksi 2. Eksi 3 bölü 2'nin toplamaya göre tersi işaret değiştir. Artı 3 bölü 2. Bu ikisinin çarpımı deniyor. Çarptığımda 2'ler gidecek. Cevap eksi 3 olacak. X, Y ve Z birbirinden farklı doğal sayılardır. Birbirinden farklıdır diyor ve doğal sayıdır. X çarpı Y çarpı Z çarpımının alabileceği en küçük değer doğal sayı dediği için zaten doğal sayıların içerisinde eğer 0 olursa çarpımları ne olur? 0 olur. Zaten doğal sayıların çarpımı sıfırlarına küçük olamaz. Yani bir tanesine 0 verelim. Diğerlerine kaç verdiğimizin hiç önemi yok. Çarptığımızda sonuç ne olacak? 0 olacak. Yani minimum en küçük değer 0'dır. Çarpımlarının en küçük değeri 0'dır. En büyük değeri bulurken çarpımın büyük olmasını istiyorsanız toplamları verilen sayıların sayıları birbirine yakın seçmeliyiz. 12'yi direkt 3'e bölün 4 gelir. Yani ortancaya 4 verelim. 3, 4, 5 verdiğimizde sayılar birbirine çok yakın olmuş olur. Çarpacağız. Çarptığımızda 5 kere 4, 20 çarpı 3'ten 60 olur. 60 da en büyük değerdir. En küçük değerle en büyük değerin toplamı 60 yapar. Gerçek sayılarda çarpma işleminin özellikleri yine kapalılık özelliği var. Yani iki gerçek sayı, iki reel sayı çarptığımızda yine reel sayıdır. Değişme özelliği vardır, birleşme özelliği vardır. Etkisiz elemanı 1'dir. Bir A sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü A'dır. Çünkü A'yı çarpmaya göre tersiyle çarptığında çarpmanın etkisiz elemanı olan 1'i vermesi lazım. Nedir o da? 1 bölü A'dır. Yani payla paydasını yer değiştiriyoruz. Mesela 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 2'dir. Çünkü 2 bölü 3'ü 3 bölü 2 ile çarptığımızda sonuç 1 olur. Tabi çarpmaya göre tersini hesaplayacağımız sayı 0'dan farklı olacak. Çünkü 1 bölü 0 nedir? Tanımsızdır. Bir de ne var? Yutan eleman var. Çarpma işleminde bir sayıyı sıfırla çarptığımızda sıfır yutar, sonucu sıfır yapar. Yine çarpmanın toplamaya dağılma özelliğini zaten biliyoruz. Eksi 2 bölü 3 gerçek sayısının toplama işlemine göre tersi. Toplamaya göre terste ne yapıyoruz? İşaret değiştiriyoruz. İşaretini değiştir, artı 2 bölü 3. Çarpma işlemine göre tersi. Çarpma işlemine göre tersinde sadece yer değiştiriyoruz. İşaret değiştirmiyoruz. Eksi 3 bölü 2. Bu çarpmaya göre tersi. Çarpmaya göre tersi, evet. 3, 2 bölü 3 ise toplamaya göre tersi. Bu ikisinin toplamı soruluyor arkadaşlar. Bu ikisini toplarsak ne olacak? Bunun işareti eksi olduğu için aslında 2 bölü 3 eksi 3 bölü 2 olacak. Bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirim. 2 kere 2 4 eksi 3 çarpı 3'ten 9 bölü 6 yapar. Yani eksi 5 bölü 6 olur. Sayı doğrusu, reel sayıların geometrik temsili sayı doğrusudur. Reel sayılar çok sık olduğu için tam sayılar gibi nokta nokta gösteremeyiz. Tam sayıları eksi 1, eksi 2, 1, 2 diye gösteriyoruz ama reel sayılar çok sık olduğu için arkadaşlar sonsuz tane elemanı olduğu için ne oluyor? Çok sık oluyor, bir sayı doğrusuna karşılık geliyor. Gerçek sayılarını sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrusunda gösterirken bu sayıların yaklaşık olarak hangi tam sayılara yakın olduğunu bulmamız lazım. Zaten 3 belli. Şura 0 olsun. 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, biraz daha uzatırsak eksi 3 olsun. 3 zaten burada belli. 3'ü gösterebiliriz hemen. 12 bölü 5 nerede olacak? 12 bölü 5'i bölersek arkadaşlar 12'yi 5'e 2 kere var. 5 kere 2 10. Kalan 2. 2'de 5 yok. 0 atıp buraya virgül atarım. 4 kere var. 2.4 olduğu için 2 ile 3 arasında. Bu 12 bölü 5. Eksi 7 bölü 3 de 7'yi 3'e böldüğümüzde 2 kere var. Kalan 1. Yani eksi 2 tam 1 bölü 3 yapar. Yani eksi 2 küsür yapar. Eksi 2 küsür olduğu için hani bölmeye devam etseydim ne olacaktı? 0 atıp virgül açacaktım. 3 kere var. Eksi 2.3 yapar. Eksi 2.3 eksi 2'den daha küçük olduğu için
sol tarafta olur. Eksi 2 ile eksi 3 arasında olur. Eksi 7 bölü 3 de burada. Kartezyen koordinat sistemi burada arkadaşlar düzlem üzerinde bir noktanın yerini ifade etmek için sıfır başlangıç noktasına birbirini dik kesen iki gerçek sayı doğrusunun oluşan sisteme denir. Yani iki tane sayı doğrusunu dik kesiştiriyoruz. R'nin karesi şeklinde gösterilir. Hani burada R sayı, burada R sayı. R çarpı R olarak gösterilir. Bu bölgede aldığımız yani koordinat sisteminde aldığımız her noktanın iki tane bileşeni vardır. Bir absesi, bir ordinatı, bir x'i, bir y'si vardır. Yani x virgül y olarak gösterilir. Bura x, bura y ise. Noktalarını koordinat sisteminde gösterelim. Koordinat sistemini çizelim. Zaten burada birim kareler var. Eksi 4, 5. Bize herhalde biraz daha yukarıdan çizersek yetecektir. 3, 4, 5. Şuraya yetiyor mu? Yetmiyor. Şuradan çizeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4. Bize en fazla zaten 3 lazım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. En fazla eksi 3 lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Şimdi eksi 3'e 3. Yani yatay eksende eksi 3'ü alacağız. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Dikey eksende 3'ü alacağız. Bu ikisini çaprazlayacağız. İşte A noktası tam olarak buraya karşılık gelir. Eksi 3'e 3. 2'ye 5. Yatay eksende 2 birim. Dikey eksende 5 birim alacağız. Tam olarak buraya karşılık gelecek. B noktası 2'ye 5. Eksi 2'ye eksi 4. X'de eksi 2'yi alacağız. Y'de eksi 4'ü alacağız. Tam olarak burası eksi 2'ye eksi 4. 3'e eksi 4. X'de 3'ü. Y'de eksi 4'ü alacağız. Tam olarak burası D noktası. Yani noktaları şöyle farklı renkte gösterelim. Bire 0 arkadaşlar y'si 0 olduğu için x ekseni üzerinde olacak bir birimlik yerdir. Olacak. Yani bura E noktası 1'e 0. Yine 0'a 3 de x'i 0 olduğu için y ekseni üzerinde olacak. Y'de eksi 3'ü bulacağız. İşte burada 0'a eksi 3 noktası olacak. Sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu en çok kaçtır? İşlemin sonucunun çok olmasını istiyorsak arada çıkarma işlemi olduğu için bu sayının büyük, bu sayının küçük olması lazım. Yani eksilenin büyük, çıkanın küçük olması lazım. Eksileni büyük yapmak için buradaki en büyük sayıyı en küçük sayıya bölmeliyim. Fakat hani burada normalde pozitif olduğu için en büyük sayı 4 fakat 4'ü ben 3'e böldüğümde 1 küsur elde ederim. Fakat eksi 6'yı eksi 2'ye böldüğümde artı 3 elde ederim. O yüzden bura maksimum 3 olur. Diğer eşleştirmelerde ya negatif olur ya da pozitif olarak da 4 bölü 3 olur. Eksi 6 ve eksi 2'yi buraya yerleştirdim. 3 ve 4'ü buraya yerleştireceksem ve küçük olmasını istiyorsam küçük olanı paya, büyük olanı paydaya. Eğer 4 bölü 3 yaparsam daha büyük bir sonuç olur çünkü. Eksi 6 bölü eksi 2'den artı 3. Eksi 3 bölü 4 yapar. 4 kere 3 12 eksi 3'ten cevap 9 bölü 4 olur. Konuyu burada bitirdik.